Ders çalışırken en önemli unsurlardan biri düzenli not tutabilmek. Peki bu tuttuğumuz notları arkadaşlarımız istediğinde onlarla paylaşmalı mıyız? Yoksa bizi aradıklarında telefonu görmezlikten mi gelmeliyiz? Hadi izleyelim. Öncelikle size düzenli not tutanların en önemli 3 özelliğini söyleyeyim. 1. Öğretmenin derste anlattıklarına çok iyi odaklanırlar. Etraftaki herhangi bir şeyin dikkatlerini dağıtmasına da asla izin vermezler. 2. Çalışma ortamları, not tuttukları defterler, kullandıkları kalemler her daim düzenlidir. Bir gün bir deftere, diğer gün boş buldukları bir sayfaya not yazmazlar. 3. Okuduklarını ya da dinledikleri cümleleri tümüyle deftere geçirmezler. Anahtar kelimeler ve kısaltmalar kullanarak hem zamandan tasarruf eder hem de kilit bilgileri yakalarlar. Şimdi sen bu adımları uygulayarak inci gibi aldığın notlarla yazılarına hazırlanırken diğer yanda sınav döneminde paçası tutuşmuş arkadaşın seni aradığında aldığın bu notları onunla paylaşmalı mısın? Burada sana tavsiyemiz şu, eğer not isteyen kişi senin yakın arkadaşlarından biri ise, ders çalışırken de günlük hayatında da elinden geldiğince sana destek oluyorsa notlarını onunla gönül rahatlığıyla paylaşabilirsin. Fakat bu arkadaş derslerini hiç çalışmayan biri ise, üstelik samimi olmadığın halde yazılı dönemlerinde seni arayıp "Alo kankam ne haber ya, hiç görüşemedik özledim seni" şeklinde tabiri caizse biraz ayak yapıyorsa bu arkadaşınla notlarını paylaşırken iki kez düşünmelisin. Çünkü sen bu notlar için ciddi bir zaman harcıyor ve emek veriyorsun. Ayrıca arkadaşına her defasında notlarını vermen onun için bir iyilik değil kötülük de olabilir. Çünkü bunu alışkanlık haline getirerek "nasıl olsa Rabia'dan alıyorum ya, not tutmaya gerek yok" diyerek çalışmaya gerek duymayacaktır. Peki siz aldığınız notları arkadaşlarınızla paylaşıyor musunuz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Like atan herkes yazılıdan 100 alsın inşallah diyelim. Bir dahaki videolarda görüşelim. Hoşça kalın.